Herkese selamlar. Bir önceki bölümümüzde Bosna Hersek'i anlatmış ve Neum'da kalmıştık. Şimdi rotamız Dubrovnik. Neum'daki konaklamamızdan sonra otelin yakınlarındaki bir fırından böreklerimizi aldık ve yola çıktık. Dubrovnik ile Neum arası 65 km ve yol 1 saat sürüyor. Tabi bu sınır kapısındaki beklemeyle de alakalı biraz. Öncelikle Adriyatik boyunca sahil yolu çok güzel. Sırf bu yoldan geçmek bile başlı başına ayrı bir keyif. Bizim şansımıza sınırda fazla sıra yoktu ve sınırı yaklaşık 15 dakika içinde geçtik. Biraz ilerledikten sonra yol kenarlarında cepler görmeye başlıyorsunuz. Bir kısmı sadece durup fotoğraf çekmek için bu ceplerin, bazıları da yüzmek için. Balkan turumuzun ilk deniz molasını bu yolda verdik. Yol üstündeki ceplerden birinde durduk ve sahile indik. Deniz taşlık, bu yüzden mutlaka yanınızda deniz ayakkabısı olsun. Her yüzme noktasında elbise değiştirme kabini var. Fakat şezlong, şemsiye, havlucu gibi herhangi bir beklentiniz olmasın. Herkes kendi yanında getiriyor bunları. Deniz pırıl pırıl. İnsanın denizden hiç çıkası gelmiyor. Fakat yol bizi bekler dedik ve bir saatlik deniz molasından sonra Dubrovnik'e doğru hareket ediyoruz. Yollar muhteşem. Her noktada olduğu gibi bir gece öncesinden dersimizi iyi çalıştık. Dubrovnik özellikle yüksek sezonda konaklama için hiç ideal bir nokta değil. Şehrin dışındaki ortak banyolu en kötü yerler bile geceliği 100 Euro'dan başlıyorlar. Dubrovnik'te kalınacaksa elbette Old Town'da kalmak gerekiyor. Fakat Old Town'daki en ucuz pansiyonlar bile kapıyı 200 Euro'dan açıyorlar. Bu yüzden biz de planlamamızı Neum'da bir gece kalıp sabah erken yola çıkarak Dubrovnik'i gündüz gezmek, akşam da konaklama için Karadağ'a geçmek şeklinde yapmıştık. 6-7 saatlik sürenin Old Town'u gezmek için yeterli olacağını tahmin ettik ve tahminlerimiz doğru çıktı. Baya yetti bize. Ayrıca birçok otelin otoparkı yok. O yüzden aracı park etmek için de güzel bir para ödemek gerekiyor. Old Town civarındaki park yeri bulmak zaten imkansız. Hadi diyelim çok şanslısınız ve park yeri buldunuz. 1 saatine 30 euro verirsiniz. Günlük ise 700 kuna. Yani yaklaşık 100 euro. Biraz daha uzak yerlerde park yeri bulursanız onun da saati 20 euro'dan başlıyor. Maalesef Dubrovnik araç park etme konusunda çok kötü bir şehir. Boğaz'da yalın olacağına Dubrovnik'te bir otoparkın olsun çok daha iyi. Biz araştırmalarımız sonucu forumlarda da bulduğumuz şehrin Babin Kuk denilen bölgesinde ücretsiz bir park yeri olduğunu keşfettik. Ve navigasyonumuza direkt o noktaya girdik. Şansımıza gittiğimizde bir araçta boş yer vardı ve hemen oraya park ettik. Uber çağırdık. Uber ile buradan Old Town'un girişine gitmek ve dönmek yaklaşık 12-13 euro tutuyor. Herhangi bir park yeri bulmaktan çok çok daha ucuz. Old Town gerçekten harika, fantastik bir yer. Çok keyifli, gezmesi çok zevkli bir nokta. Ana giriş kapısının orada bir tane çeşme göreceksiniz. Yanınızda mutlaka bir su şişesi bulundurun. Buradan doldurup içebilirsiniz. Zaten Dubrovnik geziniz boyunca göreceğiniz tek ücretsiz şey de o çeşmeden akan su olacak. Günübirlik gezi yapacaklar için ya da yakınlarda otelde kalanlar için şunu tavsiye ederim. Kendi sandviçinizi hazırlayın, çantanıza koyun. Birkaç da ufak atıştırmalık mutlaka bulundurun. Çünkü Dubrovnik aşırı pahalı. Saraybosna'da porsiyonunu 3,5 euroya yediğimiz cevabı burada 18 eurodan başlıyordu. Tabii o da en ucuz mekanda. Bol bol Amerikalı turist göreceksiniz. Onlar bile dilim pizza alıp yiyorlar. Game of Thrones ve Star Wars nedeniyle film turları çok fazla var. Şehrin her sokağında, her merdiven başında 15-20 kişilik gruplarla olarak geziyorlar. Rehber merdivenlerin başında duruyor ve elindeki dosyadan bir A4 resim çıkartıyor. Üstünde dizinin orada çekilmiş sahnesinden bir görüntü var. İşte bu merdivenlerde bu sahne çekildi diyor. Herkes önüne geliyor, hop bir resim çektiriyor. Her sokağa giriş çıkışta bu ritüeli görüyorsunuz. Bir duruluyor, resim çekiliyor, o resme bakılıyor falan. Böyle bir şeylik var. Şunu diyebiliriz. Dubrovnik sadece bu dizi ve film için inşa edilmiş, öncesi olmayan bir şehir olmuş resmen. Satılan tüm hediyelikler, tüm hatıra eşyaları, dizi ve film konseptleri üstüne. Tabii bunda biraz da benim gittiğim zamanlarda dizinin hala devam ediyor olmasının da etkisi olabilir. Yani şu anda dizi oynamadığı için belki yavaş yavaş konsept değişmiştir. 4-5 saat hiç sıkılmadan dinlene dinlene Old Town'u gezebilirsiniz. Her sokağı ayrı bir güzel, ayrı birer fotoğraf karesi. Şehrin surlarını gezmek isterseniz biraz tuzlu olduğunu unutmayın. Surları gezmek için kişi başı 200 kuna. Yani yaklaşık 205 lira ödüyorsunuz. Bu tabi 2020 yılının fiyatı ve döviz kuruna göre olan rakamlar. Ayrıca teleferikle tepeye çıkıp tüm Dubrovnik'i yukarıdan seyredebilirsiniz. Bunun fiyatı da gidiş dönüş bir kişi 170 kuna.
yani 175 lira gibi bir fiyat. Plajda şezlong günlük 100 kuna, şemsiye 200 kuna. Havlu da alırsanız o da 100 kuna. Yani 2 kişi, 2 şezlong, 1 şemsiye alırsanız 400 kunayı, Türk lirasıyla 410 lirayı ödemeniz gerekiyor. Küçük su 12-13 liradan başlıyor. Vakti fazla olanlar ya da 1-2 günden daha fazla kalacaklar için vapurla Lokrum Adası'na geçmelerini ve orada yüzmelerini tavsiye edebilirim. Biz vaktimiz kısıtlı olduğu için günübirlik olarak gezdik Dubrovnik'i ve memnun kaldık. En azından bu aşırı pahalı şehirden en az maliyet, en yüksek faydayla ayrıldık. Direkt Dubrovnik pahalı olduğu için ben gelmek isteyenlere Karadağ'ı tavsiye ederim. Karadağ'da araç kiralayın ve günübirlik olarak Dubrovnik'e gelip gidebilirsiniz. Hem çok daha ekonomik şekilde gezmiş olursunuz hem de Karadağ'da gezmiş olursunuz. Kısa Dubrovnik gezimiz burada sona erdi. Bir sonraki bölümde Karadağ'ın incirleri, Kotor ve Budva'yı ele alacağım. Görüşmek üzere.